Evet sevgili izleyiciler, Hasan Hoca'ya soruyorum programına. Hoş geldiniz. Hocam ilk soruyla başlayalım. Hemen yakın coğrafyayla başlayalım. İran-İsrail misilleme olacak mı? Olacak deniyor. Boyutu ne olacak? Süre neden bu kadar uzadı? Bir beklenti de var aslında dünya kamuoyunda. Ha bu gece saldıracak, ha yarın gece saldıracak diye. Yanıtı ne olacak İran'ın ve ne zaman olacak? Nasıl öngörüyorsunuz? Şimdi yanıtı olacak ama yanıtı ne olacağı bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Mesela geçen de demiştik ki Nisan ayındaki kendi başkonsolosluk binasının bombalanması ve orada önemli askeri şahsiyetlerin İsrail tarafından öldürülmesi üzerine demiştik ki İran evet buna cevap vermeli, verir. Neden? Çünkü İran içinde askerler ve dini lider arasındaki tartışmalardan çıkan sonuç şuydu. Askerler diyordu ki mutlaka cevap vermeliyiz. Şimdi yani direniş güçleri vasıtasıyla cevap değil, doğrudan biz cevap vermeliyiz demişlerdi. Şimdi bu defa Haniyeh'in öldürülmesi üzerine İran cevap verir mi vermez mi? Bu tartışmalarda da yeterince belki tam aydınlanmadı ama kabaca şu durumda İran. Yani evet Haniyeh bir İran vatandaşı değil bizim. Herhangi bir işte ordu komutanımız, şunumuz, bunumuz değil ama burada çok üst düzey ağırladığımız bir misafirimiz. Ayrıca kendisiyle Filistin konusunda sürekli işbirliği yapıyoruz. Hamas'ın işte önde gelen kamuoyu önündeki de liderlerinden biri. Dolayısıyla bunun Tahran'da öldürülmesi aslında bize yönelik bir sınamadır. Ve biz bunu cevapsız bırakmayız noktasına geldiler. Şimdi cevapsız bırakmamalıyız noktasına gelince kendi içlerinde bunların anladığım kadarıyla bir tartışma düzenleri var. Bir tarafta dini lider, bir tarafta askerler. İşte şöyle yapalım, böyle yapalım. Epeyce bir seçerek değerlendiriyorlar. Şimdi burada İran'ın vereceği karşılığın mutlaka askeri bir seçenek olacağını artı bu karşılık verme operasyonu sırasında Hizbullah'ın devrede olacağını, çünkü Hizbullah'sız zaten birçok şey yapılamayabilir, söylemek mümkün. Hizbullah'ın, şimdi buradan bir şey daha söyleyebiliriz, o da şu. Şimdi İran Nisan ayında bir karşılık verdi. Şimdi o karşılık bir örnek, bir emsal oldu. Bu defa ondan daha fazla bir karşılık vermesi lazım. Yani öyle bir karşılık vermesi lazım ki, efendim ben savaş istemiyorum. O yüzden hem karşılık vermek zorundayım hem de savaş çıkarmadan bunu yapmak istiyorum. Arasına sıkışmış bir İran görüntüsünden belki bu defa vazgeçecek. Peki o nedir? O da şu olabilir. Yani diyor ki ben karşılığımı veririm. Savaşa karar vermek Amerika'ya ait bir karar olsun. Ben hazırım. Şimdi neden gecikiyor? Bu zaten şöyle, bunun bir de psikolojik tarafı var yani. İşte uluslararası piyasalar üzerinde etkisi oluyor, başka şeylerde etkisi oluyor. İran'ın hazırlıklarını tamamlaması söz konusu oluyor vesaire. Mesela geçtiğimiz günlerde İran donanmasının çok sıkı seyir füzeleriyle donatıldığına dair haberler falan geliyordu. Şimdi dolayısıyla şöyle bir durum. Yani İran, ben İsrail'i vururum. Bunun bir savaş nedeni olup olmamasına Amerika karar versin. Şimdi bakın, İsrail'de değil. Amerika. Çünkü neden? İsrail ile İran arasında fiili bir savaş zor olur. Hatta olmaz. Yani sınırları yok. Evet. Ya kara kuvvetlerinizi kullanamayacaksınız. Deniz kuvvetlerinizi kullanamayacaksınız. Hava kuvvetlerini kullanmaya da çok elverişli değil. Çünkü neredeyse 2000 kilometre falan. Yani İran'ın sınırıyla başladığı yerde 1500 falan ama ayrıca bu şimdi İsrail'in hava kuvvetleri kalktığı zaman, havalandığı anda bunların o tarafa gitmesi nereden baksanız bir saati falan bulacak uçakların. Şimdi bu bir saatte oraya varacak uçakları hiç kimse tespit edemezse Rusya tespit edecektir. Evet. Ayrıca Rusların son zamanlarda İran'a çok yoğun sevkiyat yaptıklarını biliyoruz ve S-400 sevkiyatı yaptıkları
söyleniyor. Eğer bu da doğruysa zaten İsrail'in böyle tek başına bir operasyon yapması pek kolay bir iş değil. Geriye füzeler kalıyor. Füzelerde de İran'ın üstünlüğü var. İsrail'in elindeki füzeler Amerikan füzeleri. Evet. İsrail, İran'ın füzeleri ise üç devlette olan ağırlıklı olarak Rusya, Çin ve İran'da bulunan ve belki bizim de elde etmemiz, edinmemiz gereken hipersonik ve süpersonik füzeler. Dolayısıyla bu alana girdiğinde de İsrail kolay kolay başarılı olamayabilir. Geriye nükleer bomba atmak falan geliyor. Herhalde bu kadar da çıldırmış olamazlar yani. Ha, İsrail çok sıkışmış durumda. Mevcut hükümet mutlaka bir savaş çıkararak bölgeyi karıştırmak ve böylece aslında sıkışmışlığını yaymak istiyor. Buradan kurtulmak istiyor diyebiliriz ama bunun da bir sınırı var. Burada bak az önce bir şey dedim. Dedim ki savaşa Amerika karar verir. İsrail karar veremez burada. Amerika karar verecek. Yani diyecek ki ben İran'ı vuracağım. Ben İran'la doğrudan savaşa giriyorum. Ha, Amerika savaşa girdiği zaman zaten savaş olur. Çünkü Amerika'nın Körfez'deki güçleri, Amerika'nın dört yani İran'ın etrafındaki denizlerde bulunan kuvvetleri, oralardan atacağı füzeler vesaire bunların hepsi aslında bir şey bir kabiliyet oluşturuyor. Ama İsrail açısından bu söylenemez. O yüzden ben İran'ın bu noktaya çekeceğini durumu, o noktaya çektiğinde de Amerika'nın İran'a savaş ilan etmeyeceğini düşünüyorum. Karşılıklı yine bir şeyler olacak ama orada kalacak. Fakat sıkıntı şurada. İsrail'in bu hükümeti her türlü provokasyon yapmaya uygun. Ya bundan sonra nerede ne provokasyon yapacak bilmiyorum. Ya Türkiye'ye gelip giden İranlı yetkili metkili varsa bunlara da çok sıkı bakmak lazım. Yani çünkü bizim de başımıza sıkıntılar açabilir. Peki hocam. Bu uyarımızı da buradan yapmış olalım. Sınırımızın yakınında Irak'ta gelişmeler var. Kerkük'te bir vali seçimi oldu ama vali seçimi ilginçtir. Kerkük'te değil, Bağdat'ta bir otelde yapıldı. Türkmenler, Barzani'nin partisi, Araplar itiraz ediyorlar Kerkük'te yaşayan bileşenlerden. İlginçtir, Talabani'nin partisinden bu valide. Ne olur Talabani'nin partisinden bir vali Kerkük'ü yönetirse nasıl riskler doğurur ve Kerkük'ün geleceğini nasıl, Türkiye açısından da nasıl olumsuz etkiler ya da olumlu mu etkiler? Olumlu etkilemez. Çünkü Barzani, Talabani doğrudan Amerika ile işbirliği içinde. Buffalo Talabani var şu an. Evet, Buffalo Talabani aynı zamanda PKK ile çok içli dışlı. PYD teröristleriyle çok içli dışlı. Dolayısıyla Barzani gibi dikkatli davranan birisi değil. Barzani tarafıyla zaten aralarında yeterince sorun var. Bu arada Türkmenlerin bütün meseleleri, bütün beklentileri, şunlar bunlar da ayaklar altına alınmış olur. Aslında bütün sorunların kaynağı Amerika'nın Irak'ı işgalinden sonra getirdiği ve dışarıdan dayattığı bu anayasadır. Bir ülkeye dışarıdan bir anayasa getirip bunu da böyle etnik temellere dayalı hale getirdiğinizde işte böyle olur. Oysa Iraklılık üzerinde olmalıydı anayasa. Yani diyelim ki bazı etnik gruplar bazı bölgelerde bazı otonom haklar elde edeceklerse bile onların büyük Iraklılık kimliği içine yedirilmesi daha doğruydu. Türkmenler genellikle bunu isteyen taraftı. Ama Amerika orada bir Kürdistan bölgesi kurup bunu Türkiye'ye, İran'a, Suriye'ye genişletme niyetinde olduğu için ısrar etti ve böyle bir anayasayı dikte etti. Şimdi bu bize aynı zamanda Suriye'de dışarıdan anayasa dayatılması fikrini... Suriye'ye de aynı anayasa dayatılması. Aynen. Ne diyorlar hocam? Lübnan tipi anayasa diyorlar. Lübnan'da çünkü ilk kez oldu. Hepsi. Bosna Hersek'teki anayasa devlet yönetilmez hale geliyor. Etnik kotalar bilmem neler yüzünden devlet yönetilemez hale geliyor. Yani içinden çıkamıyorsunuz. Şimdi burada da böyle bir durum var sebep olarak. Yani işin esası, esas sorun olarak. Şimdi burada ne yapılabilir? Doğrusu Irak anayasasına uygun bile görünse kağıt üzerinde bu seçim, bunun yapılmaması, doğru kabul edilmemesi ve itiraz edilmesi lazım. Burada en önemli şey şu, Türkiye Irak hükümetiyle
Eğer Araplar karşıysa ki öyle anlıyoruz. Evet. Irak hükümetiyle yani Bağdat'taki merkezi hükümetle çok sıkı işbirliği yapmalı bu konuda. Şimdi Bağdat'taki hükümet son aylarda Türkiye ile gayet iyi ilişkiler kuruyor. Kalkınma yolu projesi de var. Evet, kalkınma yolu projesi var. PKK'nın yan kuruluşlarını terörist yasa dışı hatta ilan siyasi partileri kapattı orada. Tabii. Yani hatta bizim Suriye ile diyalogumuzu belki de Irak yönetiyor şu anda. Yani o Sudani yapıyor belki. Kerkük olayında da Bağdat mı çözer dedi. Şöyle, Türkiye bir ayağı Bağdat olmalı ama sağlam Bağdat olmalı yani onlarla. Öbür taraftan da İran'la konuşmalı. Ve demeli ki yani bu Talabani, Bafal Talabani yaramaz adam. Bu zaten bir ayağı Amerika, bir ayağı PKK, PYD vesaire. Sizin Pejak da buna dahil. Çünkü dolayısıyla buna karşı ortak bir cephe oluşturalım ve bunların burada ayakta kalmasına izin vermeyelim demeli. Yani doğrudan kendisi bir şey yapmak yerine müttefik oluşturmalı. Bölgesel güçlerden dostlar ve müttefikler oluşturmalı ve onları harekete geçirmeli ya da onlarla birlikte harekete geçmeli. Peki hocam. Yine hocam komşularla gidelim. Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, İngiliz bir haber ajansına bir mülakat verdi. Burada önce şunu söyledi, bakanlar olarak görüşebiliriz. Bu görüşme trafiği soruldu Şam-Ankara hattında. Görüşülebilir, Moskova'ya işaret etti. Moskova gibi bir başkentte görüşme yapılabilir diye. Tabii bu olumlu ama bir taraftan da hani anayasayı konuştuk az önce, Irak'taki anayasanın sorununu. Hmm. Suriye'ye dayatılan da bir anayasa var. Benzer bir anayasa, etnik ve dini temelli. Yaşar Güler şunu söyledi. Birinci öncelik olarak bir anayasa yapılacak. Suriye'de seçimler olacak. Sınır güvenliği olacak. O şekilde biz Suriye'den çıkarız ve aslında normalleşmeye dönülür. Yani ben şeyi garipsedim. Bizim birinci önceliğimiz anayasa, Suriye'nin anayasası mı olmalı, sınır güvenliğimiz mi olmalı sizce? Şimdi bu konuşmanın, yani ben Yaşar Güler Paşa'ya cevap vermiş olmayayım. Hı hı. Niye dedi, nasıl dedi, ne oldu bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Yaşar Güler Paşa'nın söyledikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleriyle uyumlu değil. Yani devletin üst düzeyinde, hatta ben akşam bir tweet paylaştım. Dedim ki yani devletin üst düzeyinde bir koordinasyonsuzluk mu var? Nedir bu? Hani mesela ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında şunu okumuştum. Dedi ki bizim Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Evet. Yani anayasa... Çok net ifade etti. Evet, evet, çok açık. Suriye Devlet Başkanı Esed dedi. Sayın Esed diye. Evet, Suriye Devlet Başkanı Sayın Esed ile her an bir araya gelebilirim. Tamam. Yaralayıcı hiçbir kelime kullanmadı. Çok dikkatli bir dil kullandı. Mesela rejim demedi. Evet. Ama daha sonraki günlerde Hakan Fidan rejim diyordu. Evet. 2022'de aynı inisiyatifi aldı, başlattığında Cumhurbaşkanı Erdoğan haftalarca, aylarca o zamanki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eze eze, döndüre döndüre lafı işte rejim, 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 rejim. Bu çok yanlış bir şey. Zehirli bir tabir. Şimdi Yaşar Güler Paşa'nın konuşmasında bu yok. Dolayısıyla ona atfen söylemiyorum. Fakat Suriye'ye yeni bir anayasa. Ne demek bu ya? Yani Suriye'de dönse dese ki ya siz hukuk devleti olmaktan çıktınız. Şu içinde bulunduğunuz duruma bakın. Aynaya bir bakın. Gidin kardeşim bir kendinize çeki düzen verin. Onusuna gelin bana. Tamam mı? Ne olur? Nereye varırız? Suriye'ye anayasa dayatmak ne demek? Şimdi şuradan bakalım. Suriye milli üniter bir devlet. Evet. Şimdi merkezden yönetiliyor. Dolayısıyla otonomi, federe ünite vesaire gibi her şeyi dışlayan bir yapıda. Evet. Merkezden yönetiliyor. Ve üniter Suriye Arap Cumhuriyeti. Şimdi peki bunu değiştirmeyi talep etmek ve demek ki kardeşim sen anayasanı değiştirmek zorundasın demek Suriye'ye ne anlama gelir? İşte bir tür Irak haline gelir. Etnik gruplar büyük otonomi elde eder. Devlet haline gelir. Kuzey Irak'taki Peşmerge gibi
Suriye'nin kuzeydoğu bölgesinde PKK kol gezer. Onlara da güvenlik kuvveti denir. Suriye'nin bütçesinden maaşlarını alırlar falan filan. Böyle bir Suriye devleti ayakta kalabilir mi? Bunun Türkiye, daha önemlisi şu, bunun Türkiye'ye ne faydası olur? Bana birisi açıklasın. Şimdi adeta şöyle bir şey oldu yani. Mevlüt Çavuşoğlu gitti ama etkisi Bakanlar ve Dışişleri Bakanlığı üzerinde aynen duruyor. Bazen böyle kurumsal sorunlar vardır. Yani kurumlara liderler direkt talimat verip bakın bizim yeni politikamız şudur. Buna göre kendinizi planlayın. Buna göre işte konuşmalarınızı hazırlayın, bilgi notlarınızı hazırlayın falan filan. Çünkü daha önce Suriye ile kavga üzerine kurulmuş bir gökdelen var ellerinde. Anlatabildim mi? Evet. Suriye dediğinizde o gökdelendeki bütün unsurları getirip sizin önünüze koyuyorlar. Şimdi bunu bırakmak lazım. Dolayısıyla burada efendim Suriye'ye bir anayasa yapılmalı, yeni seçimler yapılmalı, sınır güvenliği bunlar lüzumsuz laflar. Bunun yerine şudur. Biz Suriye Devlet Başkanı Esed'le Sayın Cumhurbaşkanımızın bir an önce bir araya gelerek konuları çözme yönünde nihai adımlar atmasını, el sıkışmasını canı gönülden dileriz, isteriz. Katkı olması hasebiyle bizler de bakanlar olarak, bakanlar düzeyinde bir araya gelebiliriz. Gelmekte fayda da vardır. Artık aramızdaki bütün bu şeye son vermeliyiz. Ve bu kadar. Burada hocam şey olabilir mi? Hani Suriye'de Türkiye'ye müzahir olduğu bilinen grupların oradaki silahlı kuvvetlerimize karşı bir hamlede bulunması ya da orada kontrolden çıkmasını sağlayacak bir açıklama olmaz mı bu söylediğiniz ifade? Onlar şöyle, kontrolden çıkmasın diye böyle başkanı istiyorlar mı? Eğer biz onlardan Türkiye olarak korkuyorsak vay halimize. Biz onlardan korkar hale geldiysek bitti. Ha biz onlara bir şeyi izah etmek durumunda veya zorundaysak yine vay haline, halimize. Ama onlara biz Suriye ile uzlaşabiliriz diye vaktiyle konuşulmadı, söylenmediyse bu da büyük bir ihmal. Dolayısıyla yani bir an önce bu işe başlanılması lazım. Yani böyle, öbür türlü bu şuna geliyor. Ben Suriye ile anlaşmak istemiyorum demek bu laf. Yani sen bir anayasa yap kendine. Ondan sonra bir uluslararası gözlemcilerin kontrolü altında, denetimi altında bir uluslararası seçimler yapılsın falan. Sonra bakarız. Aha, iyi, olur. Türkiye. Şimdi Türkiye kendisi de bir milli üniter devlet. Türkiye yani Suriye gibi milli üniter bir yapının bozulmasını ve içinde federe ve otonom bölgeler barındıracak hale gelmesini niye istiyoruz? Bizim amacımız PKK-PYD'ye bir kukla devlet mi kazandırmak? Bunun için mi Suriye'ye? Bu dayatma bunu mu doğurur hocam? Tabii çünkü yani eğer böyle bir anayasa dayatır getirirseniz yani işte Suriye Milli Ordusu'na bizim kontrol ettiğimiz toprakları verelim oralarda otonom yapılar oluşsun abi filan diye dar kafalı düşünceler. E tamam onlar PKK-PYD bizimle işbirliği yapar gelir abi elini öpeyim der. Yani sen bir tanesin der ben de şurada işte kendi bölgemde kendi kukla devletimi kuruyorum hep beraber anlaşalım der. Amacımız bu mu? Bu mu olmalı? Yani bir şey şurada yaparken, isterken bunun bu tarafta, öbür tarafta, öbür tarafta sonuçlarının neler olabileceğini bilerek konuşmak, hareket etmek lazım. Türk kurumları bu konuda çok yanlış gittiler, çok fazla konuştular. Benim önerim bakanlar, kurumlar falan filan değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Esad'ın en kısa sürede bir araya gelerek kurumlara şunu demeleri. Biz anlaştık, uzlaştık. Bana hikaye anlatmayın. Peki hocam. Hocam şimdi yakın coğrafyada... Yoksa kurumların hikayesi bitmez. Bitmez. Peki hocam. Şimdi bir Avrupa'ya gidelim. İngiltere'de olaylar devam ediyor. Yani Türk basında çok yansımasa da şiddet olaylarının arttığını görüyoruz. Bir de kamuoyu araştırmaları da yapılıyor dikkat çekici. İngilizler ne düşünüyor mültecilerle ilgili hocam? Şimdi... Bizim İngiltere dediğimiz ülkenin adı, resmi adı Birleşik Krallık. Evet. Yani dört parçadan oluşuyor. En büyük parçası İngiltere. İkinci parçası İskoçya, öbürü Galler,
Dördüncüsü de Kuzey İrlanda. Şimdi bu olaylar büyük ölçüde İngiltere'nin içinde oluyor. Kuzey ile Orta İngiltere'ye doğru, aşağıya doğru hem Kuzey Batı Liverpool bölgesi hem de Kuzey Doğu Hull yukarıya doğru Sunderland falan ve Kuzey İrlanda. İlginç bir biçimde İskoçya'da yok. Orada sığınmacı falan mı yok acaba hocam? Şimdi bazen birileri şaka olsun diye diyor ki kardeşim bu diyor İskoçlar diyor esas diyor milli düşman olarak sadece İngilizleri gördükleri için burada İngilizlerin dışında falanca varmış filanca varmış pek önemsemiyor diyor. Yani önce İngilizlere odaklanmış durumda onlar diyor. Yanlış da olmayabilir. Ya en azından içinde bir miktar doğru payı var. Bir de kültürel olarak farklılıkları var. Yani ikincisi İskoçya'ya giden göçmenler çoğunlukla Avrupalı göçmenler. Avrupa Birliği üzerinden gidenler. Gerçi Müslüman bir başbakanları da oldu. Evet. Hamza Yusuf. Ama onlar İskoçya'da çok ciddi bir nüfus olduğuna mı işaret ediyor? Yoksa böyle daha ortalama düzeyde mi bilemiyorum. Şimdi bu taraflara gelirsek. Şimdi diyorlar ki efendim sığınmacı ya da şöyle diyelim kaçak göçmen diyelim. Yani botlarla Fransa tarafından botlara biniyorlar ve İngiliz sahillerine iniyorlar. Sonra da bir şekilde işte yürüyerek bir yere varıyorlar. Ben diyor mülteciyim işte falancayım. Ben gitmek istemiyorum şu bu. Şimdi bunlar senede 1 milyon 200 bin falan insan geliyormuş. Giderek artmış yani sayı. İkincisi bunların toplam orandaki toplam nüfusa oranı 9,5'a yükselmiş. Bu az değil. 10 desek yine bizim Türkiye'dekinden az mı? Ama bayağı yüksek bir rakam. Şimdi bir de şöyle var. Şimdi siz kendinizi bir Britanyalı diye düşünün. İngiltere kökenli, İngiliz kökenli, İskoç kökenli, İrlanda kökenli veya şu bu. Veya karışık liglerden. Şimdi bir yeni gelen göçmenler var. Bir de eskiden beri gelmiş, yerleşik, işte dükkanı var, mağazası var, çoluğu var, çocuğu var. Ama sonuçta şöyle yüzüne baktığınızda sizden değil diye düşünebileceğiniz insanlar var. Ve bunların oranı da bayağı yüksek. Bunlar da bunlar İngiltere vatandaşı. Yani Birleşik Krallık vatandaşı. Her seçimde oy kullanıyorlar. Hatta bunların durumu o kadar ilginç ki. Mesela özellikle Müslüman topluluklarda bir hadise olduğunda mesela bu bir düğünden bir futbol maçına bir bilmem neye kadar olabiliyor. Polis gidiyor. Bunların toplum liderleriyle pazarlık edip efendim bizim geleneklerimiz şöyledir siz karışmayın biz hallederiz. Şimdi İngiltere'deki diğer şeyler insanlar da diyor ki bu ne ya diyor. Yani çifte standart mı var poliste diyor. Herkese ayrı hukuk mu var? Herkese aynen Osmanlı millet sistemi gibi olduk. Yani bir demeye getiriyor. Dün o Oxford'dan bir eski daha doğrusu o eski Oxford'dan bir arkadaşla öğretim üyesi bir arkadaşla o da Ankara'da birlikte aynı üniversitede görev yapmış. Çok değerli bir analist. Yani onlar diyor ki o da diyor ki yani Osmanlı millet sistemi gibi bir şey olduk diyor. Şimdi bu işin düz doğrusu yok. Yani şu taraf yanlış, bu taraf doğru yok. Her taraf doğru. Şimdi bu arada İngiltere şöyle bir yol bulmuştu Brexit'ten sonra. Dedi ki ben dedi İngiltere'ye gelen bu göçmenleri direkt Ruanda'ya göndereceğim. Ya, burada tutmayacağım. Ruanda ile anlaşma yaptılar. Ruanda'ya dediler ki biz sana para verelim. İşte belli bir süre barındıralım sonra para verelim sana gelsinler. Sen orada işte bunları yerleştir falan filan ufak tefek de yardım edelim yıllık. Şimdi artık öyle bir noktaya gelmiş durumda ki halk buna da itiraz ediyor. Mesela otellerde kalıyor, bir yerlerde kalıyor. Bunlar diyor ki ya ben diyor bu yemekleri, bu hizmeti, bu şeyi bulamıyorum. Ha, biraz Türkiye'ye benziyor. Yani işte aybaşları geldiğinde bankamatiklerin önünde Suriyeliler takır takır maaşlarını çekiyorlar. İşte hizmetlerden faydalanıyorlar. Hastaneler adeta onlara çalışıyor falan. Orada da bu şikayetler var. Hastaneler onlara çalışıyor falan diye. Şimdi dolayısıyla bu bir çıkmaz haline gelmiş durumda. Nasıl çözülecek? Hiç kimsenin gerçek bir fikri yok. Ve
Ne düşünüyorlar hocam? Toplum bak, az önce sen söyledin. Yani arkadaş, mesela bu tür gösteriler oluyor. İşte eli sopalı insanlar sokağa çıkıyor. Şiddete yana olan %1-2 midir mesela? Toplumun hemen hemen %40'a yakını, yani 1/3'den fazlası bunlara karşı şiddete başvurulmasını doğru haklı buluyor. Belli oranlarda bu yapılmalı ki diyor siyasiler nihayet uyansınlar diyor. Siyasilere mesaj için. Mesaj için diyor. Ya başka çare yok diyor yani. Şimdi dün akşam mesela İngiltere'nin yeni başbakanı yani çiçeği burnunda İşçi Partisi Başbakanı Sir Keir Starmer alakası konularla ilgili tweetler atıyordu. Yani mesela İran'ın İsrail'e yapacağı beklenen saldırının endişe verici olduğunu yazıyordu. Ben de hatta üstüne yazdım. İngiltere'deki durum endişe verici demek istiyorsunuz herhalde. Yanlışlık oldu diye. Hocam sanırım biz de belli dersleri çıkarmamız gerekecek geç kalmadan. Kesinlikle. Öyle. Yani şimdi bizdeki durum daha vahim. İngiltere'deki kişi başının milli gelir bizimkinin 4 katı. Türkiye'de çok daha fazla bir sığınmacı nüfus var. Çok kötü bir ekonomik krizden geçiyoruz. Ekonomik kriz belki de dünyanın en kötü yönetilen ekonomik krizine dönüştü. Bu şartlarda insanların sabrının zorlamanın iyi bir siyaset olacağını düşünmüyorum. O yüzden bir önceki konuda bahsettiğimiz Suriye ile uzlaşma konusuna dört elle sarılmak lazım ve bunu doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmalı. Umarız bu tür şiddet olayları olmadan bu sorunda yani bizim toplum biraz daha itidalli. Biraz daha itidalli ama dediğim gibi toplumun şeyinde zorlamamak lazım. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.